Bunlar da benim el ürünlerim. %100 handmade. Elimi de koydum. 3, 6, 9, 12, 13, 14 tane. 15 olmadı. 14 tane çıktı. Tenceremde olsaydı 12 tane bile çıkardı. Ama ben konservelik domates almaya giderken dedim 10 kilo alayım. 10 kavanoz. 11-12 kavanoz. 10 kilodan çıkmaz ya. Yani bir 10-12 kavanozluk çıkacak bir şey alayım diye gittim. Konservelik domatesler 9.99, 10 liraydı. Gittiğimde 5 liraya salçalık domates buldum. Da salçalık domates aldım. Salçalık domatesden bunlar çıktı. Artı salçalık domates salça çıktı. O kadar da bizim salçamız çıktı. Evet, şu an biraz sulu geldi bana. Tuz atınca sulandı ya. Bu kadar sulu değildi. Neyse. Bugün yağmur var diye geçiyor ama inşallah yağmaz. Tamam, kapatalım. İyi ki doğurdum ben. İyi ki doğurdum ben. Hadi dur. Yok yok, bir şey değil. Aynıdır. Hep beraber dilek tutun. Hep beraber tutun. Dilek tutun. Dilek tutun. Her enerji. Bunlar bu sene mi var? Bu sene biliyor. Sevmeyecek lazım bana. Bunlar yanaklıklar. Bir bardak getir. Yok, şey bir bardak getir, tabak getir, içinde atsın. İtfaiye gelecek. Çıkır pastası. Bir de indirin, yanınız yanacak. Ya sen mi? Sen mi? Ateşi gideni al, at. Söndüler, söndüler. Sıdık, bu ses sıdık. Orada servis yapacaklar. Otur otur, orada servis yapacaklar. Ha, sadece o amaçta tabakları getir. Soğan ne? Kırmızı da soğanlar, beyaz da onlar koyuyor.
Flaş nasıl çıkıyor? Demeyecekle çekeyim dedim ama olmadı ya. Flaş açamadım. Etlerin kızarık ama görünüyor buradan. Yarının yemeğini bugünden dışarıda yapmak istedim. Gündüz sıkma yaptık. Flaş ışığını da açmayı yeni öğrendim. Flaşı sadece açabiliyorum. Ama kamerada ilk defa. Ne pişiriyorsun komşu? Molihiya, molihiya. Arap yemeği diye de geçiyor ama Yunanlılar, Rumlar da biliyor. Onlar da herhalde aynı yerden öğrendiler. Kıbrıs'ın en güzeli de yemeği, etli ve tavuklu. Yardım edeceğim annem molihiya'ya. Ne çamaşırlarımız molihiya tutmasın diye geldin. Hayır, kendime asıl kendiminkini maşa edeceğim. Bak orada iki tane daha var maşa. Ne güzel oldu evimiz değil mi? Haremlik selamlık yaptık Ümit'le aramıza. Evet, salçamızı koyduk. Bir saniye, salçamızın üstünden difrizdeydi benim domateslerim. Domateslerimi de doğrayıp koyduk. Gördüğünüz gibi biraz da böyle kavrulacak. Ondan sonra konserve domatesim var, onu koyacağım. Bu mevsimde difriz ve konserve kullanıyoruz. Domatesi bulmak, kullanmak ne mümkün? Ateş pahası. Evet anacığım söyle. Kaynanam söyleyince ki 70 liraya veriyor komşu, 2 kilo dedi. Vereceğim. Dize getirecek 2 kilo daha dedi, getirdi. Yeter bana dedi. Dedim Selma Dünyan buldu dedim, şey kurcaladı biraz difrizi de. Bu sene almam. Sevindi dedim. Yenmedi ki dedim yani, şey duyulmadı. Terek. Sıra gelmedi, ne bileyim dedim işte, kaldılar görünce sevindi. Çok dedim. Yapmıştım anne bir de. Biliyorum. Neyse afiyetle yeriz bu sene artık. İnşallah gece yaptık diye pişmanlık duymayacağımız bir yemek olur. Çok güzel oldu vallahi. Suyunu da dökelim. Anne sarımsağımın büyüklüğünü bilmiyor mu bir dişi diyor. Ama yani her bir diş bir baş sarımsağı eşit. İki dişi de iki defalık büyük tencerede yaptığımı düşünürsek eğer öyle. Kalabalık menü. Çok da kalabalık olmaz ve bundan da. Sanki salçası az geldi. Kaynasın. Molihyaları koydum ama biraz daha su isteyecek. Evet, suyunu koyduktan sonra molihyasını böyle üstten üstünden koydum, etleri altında böyle minik minik kaynıyor. Tuzunu da attım. Evet, kaynayacak, bol bol kaynayacak. Yarın düdüklüğü alacağım, kaynatacağım. Ama belki burada da uzun süre kalırsa ben oturup dayanabilirsem daha iyi olur. Yarın sıcakta uğraşmaktan kurtardım arkadaşlar.
Bu büyük kolaylık oldu benim için ama etrafta bayağı kirlendi. Bunun herhalde içini boşalttı. Yo. Isıtmalarımız. Kurudu. Kahvaltılıklarımız. Evet, iki tane, bir tane çerde börek var. 5 tane sıkmamız, 3 tane bazlamamız var. Bu da bizim yarınki kahvaltı da hazır. Akşam yemeğe de hazır. Temizlik yapılıyor, evde temizlik de var. Süper. Niye ışığı söndürdü o? Çamaşırlarımızı temizlemiştik. Ha, o odaya geçmiş. Temizliğimiz de yapılıyor. Çok kızdım Eren. Onu öyle çektiğim için. Elif gülmüşlerin akıllı duruyor mu? Ama ben Elif gül kuaförü pek beğenmedim. Neden? Kıstırıkları yapmaya üzülüyor. Kaç tane verdin kıstırık çocuğa? Buraya koy. O fön makinesinin çok kutusuydu oldu. Ver. Meral. Göstereyim. Bak buradan tutuyorsun. Bastırın. Çok sıkıyor annem. Aşağı gittiğimizde sıfır. Örgü yapalım mı size? Örgü yapalım mı? Evet. Topuklu nasıl oluyor? Bilmiyorum. Topuz mu? Evet. Sanki benim çok güzel bakıyor. Aa! Elif günün çok olarak kıyafetiyle uyumluymuş ha. Hoş. Seninkiler? Ne? Seninkiler? Annem nereye gitti? Eve gitti ya. Yemek yapacaktı ya. Ne pişirecekmiş bu arada? Tut bunu. Şimdi. Bunu tut. Bir tane daha. Senin tarak ne? Tırnaklarla da uyumlu. Bunu tut. Şimdi saçlarımızı böyle bir yayalım. Saçımıza. Evet. Manzara güzel mi Elif Gül? Mahalle izliyoruz. Neredeki manzara? Buralar manzara işte. Şimdi saçımızı kafamızı oynatmayalım lütfen. Saçımızı ortadan ikiye bölüyoruz. Evet, Elif Gül. Güzel olmuş mu saçın? Daha bitmedi.